Peygamber Efendimiz'den önce Arap Yarımadası'nın konumu şöyleydi. Zulüm, güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız bir kırbaçtı. Güçlü olan aynı zamanda haklıydı. Güçlü olan zayıflara istediğini zorla yaptırabiliyordu. İnsana ve onun hayatına bir sinek kadar bile önem verilmiyordu. Yapılan baskınlarla yakalanan insanlar pazarlarda basit bir mal gibi köle olarak satışa çıkarılıyorlardı. İçki, kumar, zina, yalan, hırsızlık, zulüm, kısaca ahlaksızlık namına ne varsa Arap Yarımadası'nın dört bir yanında hüküm sürüyordu. Kadın elde basit bir ticaret eşyası gibi alınıp satılıyordu. Genç kızlar fuhşa teşvik edilerek, hatta zorlanarak sırtlarından para kazanma yoluna gidiliyordu. Bir kadın birkaç erkekle birden müşterek hayat yaşayabiliyordu. Böyle bir kadın evinin damına diktiği bir işaretle kendisini halka ilan ediyordu. Üvey anne ev eşyasıymış gibi oğula miras olarak intikal ediyordu. Çöl Araplarının bir kısmı kız çocuklarının dünyaya gelmesini bir felaket, bir yüz karası sayarlardı. Bu sebeple doğan çocuk kız olunca bazen kimsenin görmesine bile fırsat verilmeden gaddar babaları tarafından diri diri toprağa gömülüyor veya kuyulara atılıyordu. Bazen de anneler doğum yaklaşınca çukur kazdırırlardı. Dünyaya gözlerini açan kız ise hemen çukura atılır, üzeri topraklarla örtülürdü. Babalar öldürmeyi kararlaştırdıkları kızlarını 6 yaşına gelince sanki akraba ziyaretine gidiyorlarmış gibi çöle götürürlerdi. Zavallı çocuk orada daha önce kendisi için hazırlanmış mezara bırakılır, üzerine de toprak atılarak diri diri gömülürdü. Gömmek istemedikleri kız çocuklarına ise kalın yün kumaştan bir cübbe giydirir, onlara deve veya koyun çobanlığı yaptırarak toplumdan uzak tutma yoluna giderlerdi.